Oh. Yine ışınlandık, iyi mi? 1, 2... Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Küçüat. Bugün sizlerle beraber GTA 5 karakterlerinin gerçek hayattaki karşılaştırılmalarını ve ses ünlülerini inceleyeceğiz. Hani adamların gerçekten de gerçek hayatta benzer kişileri var ve ayrıyetten de o benzer kişiler bunları seslendiren kişiler. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Ve bu arada eğer 24 saat içinde bu videoya 10.000 like gelirse... 24 saat içinde bu videoya 10.000 like atmaya çalışalım, hadi. Ve bu arada da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi en başta Michael'la başlıyoruz. Michael zaten bizim ana karakterimiz ve Michael'ı seslendiren kişi de bu adammış. Ben şimdi bunların derlemesini buldum ve onları sırayla izleyelim. Bu Michael'ın sesi bu adamdan çıkıyor. Ve bakarsanız birbirlerine de benziyorlar. Saç, giyim, her şey. Şimdi Amanda De Santa, yani Michael'ın karısıydı sanırım bu. Michael'ın karısına bakalım. Abi seslendiren kadına bakar mısın? Alakaları yok mu, var mı, ben anlamadım yani. Şimdi James De Santa, yani Michael'ın oğlu. Michael'ın oğlu da gerçek hayatta da bildiğin aynı herif, yani birbirine tamamen benziyor. Abi seslendirmen acayip iyi değil mi? Çok hoşuma gitti benim gerçekten. Burada da Tracy var, bu da Michael'ın kızı. Gerçek hayatta da gideri varmış ya kızın. Bu da ilk bölümden gördüğünüz doktor vardı, yani Michael'ın gittiği, onu seslendiren adammış. Ama kendiyle alakası yok ya oyundaki. Hayır, kesinlikle alakası yok kendiyle. Burada da Fabian diye bir tane adam var. Bunun kim olduğunu çıkaramadım ben. Kim lan bu? Ve benim adamım Franklin geldi şimdi. Franklin'e bakın şimdi. Franklin gerçek hayatta da bildiğin Franklin yani. Hiçbir şekilde bir değişiklik yok. Abi süper değil mi sesi ya? Şimdi ben de Amerikalı bir siyahi adam gibi konuşacağım, bakın. Get your hand away from me homie. I had no joke bro. Do you wanna fight with me homie? Do you wanna fight with me homie? Back at it again with my ones bro. You know I'm not the damn Daniel bro. Şimdi sıra Lamar'da. Lamar'ı bilirsiniz, görev verip duruyordu Michael'a. Bakın şimdi Mike, Lamar'ın da gerçek seslendiren kişisi bayağı benziyor ya karaktere. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Damn, son! Abi süper, gerçekten ben hayranım bu siyah insanların sesine ya. Şimdi Tanisha var arkadaşlar, Tanisha'yı da hatırlarsınız Michael'dan. Abi amazing ya, harika ya. Şimdi Deniz teyze vardı bir tane. Bu Michael'ın teyzesiydi, onu da izleyelim. Gerçek hayatta da aynı, bildiğin tam tamına Deniz teyze kadın yani. Bu adamı da hatırlarsınız, sanırım köpekli görevde vardı bu da. Gerçek hayattaki kendiyle biraz benziyor aslında. Benziyor bence yani, bayağı benziyor. Ooo Simon, şimdi de sıra Simon'da. Gerçek hayattakiyle aynıymış lan bu. Bu Simon... You tell me exactly what you want. Araba yerini işleten adam. Araba yerini işleten adam bu Simon. Şimdi hatırladım, aynen. Şimdi de sırada bizim asıl belamız var. Şu adama bakar mısın ya? Şimdi bunun seslendirmenine bakacağız. Acayip benziyorlar. Sesine de iyi dinleyin. Hey, hey cowboy. You mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Abi çılgın herif ya, gerçekten çılgın herif ya. Bildiğin aynı kişi ya. Yani adamı kopyalamışlar ve yapıştırmışlar oyuna. Ron Jovovski'yi de hatırlarsınız, ben hatırlamıyorum, belki siz hatırlarsınız diye öyle dedim. Ona da bir bakalım. Bilgisayar manyağı olan mıydı lan bu yoksa? Şimdi bu Wade'i de hatırlıyorum ama nereden hatırladığımı hatırlayamıyorum, ama gerçek hayattaki kendiyle alakası yok. Dinleyelim bakalım. Oh, Trevor, babe, you got all over yourself. You're all red. Trevor'la konuşuyor. Ha, bu da Floyd. I got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Tanıyamadım ben bunu. I told you. I've got a career. I don't need this. Debra'yı nereden hatırlıyorum ben?
Debra kimdi lan? Debra kimdi lan oğlum? Şimdi Lester abi bildiğin copy paste yine ya. Bilgisayar kaçığı buydu evet. Dave Norton. If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E. Tanıyamadım bunu. Steve Haynes. Bu Steve Haynes'i de tanıyamadım. Lanet olsun. Çıkaramıyorum hiçbirini artık. Ben oyunu en son oynadığımda kaç 4 yıl önceydi ya, liseye lise 2'de oynuyordum ben bu oyunu herhalde ya. En son 4 yıl oldu bayağı. O zaman görevleri bitirmiştim. O zamandan beri oynamıyorum. Martin Madrazo. Bu adamı hatırlıyorum ama. Patricia Madra... Konuşamadım. Patricia Madrazo. Abi şimdi Patricia'ya bakacağız. Patricia oyunda ne kadar yaşlı duruyor? Ve sesi de aynı şekilde öyle mi? Gerçekte o kadar da yaşlı durmuyor kadın. Kaç yaşında lan, merak ettim. Kadın 1953 doğumlu. 60 yaşından daha büyük ama hiç göstermiyor abi, hayret. Şaşırdım valla. Bak bu da bayağı aynı yani. Oyuna yapıştırmışlar adam. Bir tek çenesi biraz daha basık oyunda, kafası da biraz daha basık. Suratını küçültüp oyuna yapıştırmışlar. Molly. Bunu ben dinlemedim ben. Aynı. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself Solomon. A happy ending. Abi bildiğin copy paste ya. I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America. Bu Leslow'u hatırlarsınız zaten. Bildiğin gerçek adamı koymuşlar ya. Gerçek ismi de Leslow'muş. I've got multiple sexual harassment lawsuits plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. Bu kimdi lan? Michael'ın kızını şey yapan değil mi? Aynen, aynen, aynen oydu. Evet. Michael'ın kızını şey yapandı bu adam. Hani şey yapan deyince kötü anlamayın ha, şey açık fotoğraflarını çekiyordu kızının. Evet, şimdi karakterleri incelediğimize göre hangi GTA 5 karakteri olduğumuzu da öğrenelim hemen bir hızlı bir şekilde. Şimdi karşımıza sorular var, o soruları cevaplayacağız, bize hangi karakter olduğumuzu söyleyecek. Birisi seni ittirdi, ne yaparsın? Oyundayken, oyunda ama bunu oyunda olarak düşüneceğiz. Biri beni ittirse kafasına sıkarım oyunda. Ciddi ciddi sıkarım yani. Birisini nasıl öldürürsün? Vurarak mı, stick bomb'la mı? Vurarak daha iyi ya, ben eğleniyorum birini vurarken. Favori silahım, oyundaki favori silahım tüfek. Aslında minigun çok seviyorum ama bayağı bir abartılı olduğu için tüfeği seçiyorum ya ben genelde. GTA 5 karakteri olsan işin ne olurdu? Galerici, banka soygunu, çalışmaz gezerdim, insanları öldürmek. Valla burada en eğlencelisi banka soyguncusu. GTA 5 karakteri olacaksak. Birisi en yakın arkadaşını kaçırdı, ne yapardın? Yakın arkadaşım yok, arkadaşımı öldürmelerini izlerdim, onları öldürürdüm. Onları öldürürdüm yani. Kesinlikle. Evcil hayvanım var mı? Maalesef yok ya. Keşke olsaydı. Boş zamanlarında ne yaparsın? Yoga yaparım, uyuşturucu çekerim, avlanırım, video oyunları oynarım. GTA 5 karakteri olsam avlanırdım. Eğlenceli olurdu. Bence bayağı eğlenceli olurdu. Hangi arabayı seçerdin? Şimdi tamam. Burada bunu seçemiyormuşuz. Pardon. Bunu seçsek direkt bize Trevor diyecekti çünkü. Bugatti veya başka bir lüks araba. Kamyon tipi arabaya bakamazsın zaten. Nasıl bir fotoğraf? Bugatti veya daha lüks. Benim seçeceğim o olurdu. Al işte. Trivago sizi büyük bir yükten kurtararak 200'den Trivago'yum. Evet. Evet. Oh yeah. Trivago'yum ben arkadaşlar GTA 5'te. GTA 5 karakterim aslında Trivago. Tamam, Michael'mışız biz. Oyundan Michael oluyormuşuz. Ama aslında Michael'la bilmiyorum, ters mi geliyor aslında o soruların cevabı, bilmem. Half-Life 3'ü çıkarın artık. Lazım olur mu sana? Yok. Arkada durur ama. Onun için dedim. Bir şey yaparsın, şöyle bir fil takarsın. Bunu monte ettiğin zaman buralara yine yanar. Ay tamam, koy arkada kalsın.
İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi 1 Nisan'ı bekleyin. Şaka falan yapmayacağım. Gerçekten öyle düşünmeyin. 1 Nisan'da gerçekten güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. O zamana kadar böyleyiz. Ama o günden sonra çok değişik şeyler olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Dur lan dur. Şurada çıkan video. Evet. Şurada çıkan videoya tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Gidip o videoyu da izleyin. Harika bir video oldu. Hani ne kadar harika biliyor musunuz? Çok harika. Oraya tıklarsanız kadınların gerçek yüzünü öğrenme fırsatına sahip olacaksınız. Bak kesin tıklayın. Bakın gidecek. Gidiyor bak gidecek. Vallahi gidecek. Altında da kanalım var. Abone olun.